Abi kaç metre burası ya? 30 metre ya. Var değil mi 30 metre abi? Var var. Değil mi? Bilmiyoruz ki abi ne oldu. Benim oltaya çekmiyorsun. Yok ya değil ya. Belli olmaz bu balık işi hiç. Ha çaktı hadi bir şey hadi. Allah. Abi iki tane ha. İki tane valla. Ya bir tane olsa da büyük olsa da ya. Vallahi bize. Hadi bakalım bu da fena değilmiş ama ya üstteki. Hemen alttakine bakayım, alttakine hemen sal. Önce alttakine sal hemen. Sen şunu al verelim bak, abi. Bak olsun ama gene bu şeydi. Şunu mu alalım? Tabii onu salacağız ya, o az zarar görürsün. Evet abi. Şöyle salıyorum. Dur, yavaşça. Hadi. Kenarda. Güle güle. Tamam, çok güzel. Gitti valla. Teşekkür bu? Ederiz. Bu çantaya. Bu da ne biçim girmiş baksana abi ya. Oğlum ama çenesi çok kuvvetlidir onun. Evet baksana dişlerine. Dişlerine bakar evet. Mısın? Evet. Evet. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Şeftesi ondan. Evet, bereketi Allah'tan. Allah'tan. Hadi, İşimiz bu. Mercan. İyi. Ottan kurtuldu. Evet. Değişik bir av günü. Gene her zamanki gibi Mordan açıklarındayız. İzmir'den iki tane misafirimiz var. İkisi de birbirinden iddialı. İkisi de teknemizden ödül almıştır. Bakalım ikisi bir olunca hangisine ödül denk gelecek bugün bilmiyorum. İddialı mısınız bugün? Çok çok iddialıyız. Bugün Cüneyt Bey'e başarılar diliyoruz ama şansı da hiç yaver gitmiyor Cüneyt Bey'in bugün. Dur bakalım belli olmaz. Evet belli şeyin olmaz. Sonunda görüşeceğiz. Avımızın sonunda görüşeceğiz. Cüneyt Bey siz ne diyorsunuz? Ya son dakikaya kadar devam. İyi olan kazansın. Biliyorsun ben uzatmalarını alıyorum. Evet. Hadi doğru. Bakalım. Doğru. Geliyor mu yoksa? Yok. Tamam, hadi rast gelsin. Son uzatmalarını oynanırken. Valla Ahmet Yılmaz Bey önde gidiyor gibi görünüyor. Evet Cüneyt Bey'den hala atak yok. Son uzatmaları oynuyormuş. Son manyak evet. Daha yeni başladık. Evet, ikinci balıkta evet. Ahmet Bey'den geliyor gibi. Bir parlama var mı aşağıda? Yok. Ya, Ahmet Bey ne yem kullandığınızı ne yaptığınızı da anlatmanız gerekecek. Evet çünkü ben sülnesle sardalya karışık yapıyorum ortaya. Hı. Bir parlantı gördük ama. Evet bu seferki daha mı yürüyor acaba? İnşallah inşallah. Tek tek tutun lütfen balıkları. Evet. Evet. Çıkla bupla tutmayın, tek tek normal balık alın vallahi. Lidak evet. Lidaki almayın evet. Şimdi bak. Evet abicim, evet. Şaka gibi lidaki aldı. Evet, Cüneyt Bey alttakini salalım abi, alttakini evet, salalım. Evet, alttakini önce salıyoruz hemen acil. Alttakini hemen acil çalalım. Küçük pangiri hem ufak, hem ufak hem çok büyüyor onlar. Şöyle salalım. Salarken neye dikkat ediyoruz? Yavaşça bırakmayın. Yavaşça bırakalım balık bunu. Balık sarsıntı geçirmeden, evet güzel. Ama lidaki yok, güzelmiş. Lidaki yiyeceğiz. Bakalım isterseniz bir de boy ölçelim lidaki de. Tabii. O da salıyor. Bakalım yanağını al yanaklı bir balık. Al yani. Bunda resim çekilmeyi unuttuk. Evet. Ya, küçük bir karakol. Onu Cüneyt Bey hemen salıyor. Evet. Bizimki de küçüğe benziyor. Ama dengine bakacağız. Evet. Bizimki de küçüğe benziyor. Küçükleri hemen salıyoruz. Evet. Küçükleri aynen salıyoruz. Oo. Evet. Cüneyt Bey küçük. Aha. İki. Evet. Karakolü salacağız da şey yapacağız. Şimdi iki arkadaş gene beraber çekti. Evet. Karagöz mü? Ahmet arkadaşımız sardalya taktınız. Sizin de neydi? Ben komple sardalya taktım bu sefer. Aşağıda lidaki alınca Çupra'nın bunu basacağına inandım ben. Şimdi iki takımı da Cüneyt arkadaşımız hazırladı. Olta takımlarını. Evet. Şimdi olta takımlarının da ne olduğunu öğreneceğiz. Evet. O yavaş çekin, sen hızlı çekin. Seninki gelmek üzere o zaman. Evet, ufak bir tane mercan, ufak. Cüneyt Bey, ufak evet. Bir mercan. Evet. Cüneyt Bey'inki de saldın evet, bir dakika. Evet, salıyoruz onu salalım. Sen bir o dakika ufak. Bekle. Bakalım sizinki saydın ufak mı? Ufak ya. Ufak abi salalım. Büyük burada abicim. Şu zararları da çıkaralım mı? Evet. Evet. Fakir. Cüneyt Bey bakalım. Hemen kenarda. Cüneyt Bey, bakar mısınız bu tarafa Cüneyt Bey? Evet. Evet. Maşallah. Evet, Cüneyt Bey. Maşallah. Evet. Evet, kovaya şey yapmışız. Su koymuşuz, su bozar balıkları. Hemen onları çıkartacağız. Bir de fotoğraf alacağız onunla şimdi. Tabii abi. Tabii, her zaman. Bu seferki fena değil gibi. Bakalım onu. Hemen bakalım. Evet 19-20 santim gibi. Şöyle de tutarsak. Arada bana da geliyor ama ben fırsat bulup çekemem. Hep arkadaşlar balık tuttuğu için. Arkadaşlar derken bu arada Ahmet Bey fazla tutuyor. Evet. Evet Cüneyt Bey. Siz? Evet, posayı doldu seninle beraber. Hadi bakalım. Kaçtı. Yok, geliyor bir dakika. Can. Geliyor. Can.
ne gelecek. Evet. Bak bir şey mi? Evet. Aa, evet. Mercan ama. Evet. Evet. Bir mercan da bize geldi. Çok büyük bir birey olmamakla beraber. Bir ölçelim abi. Ölçelim bakalım. Şöyle. Evet. Evet, kaç? 18. 18 santim. Abi teknenin sol tarafında mercan, sağ tarafında karagöz. Evet. Bir tarafta mercan, evet. Bir tarafta karagöz var diye şimdi. Cüneyt Bey. Arif Bey'i de unuttuk bu arada telefonun ucunda. Heyecandan. Arka arkaya balık geliyor. Karagöz ya. Küçük karagöz geldi, salmak zorundayız. Bu taraf karagöz tarafı, o taraf mercan tarafı. Şimdilik ödül Ahmet Bey'e doğru görünüyor, gidiyor. Evet, 3 tane sardalya taktım ve gönderiyorum aşağı. Hadi rast gelsin. Hava karardı, yağmur beklerken balık gelmeye başladı. Evet. Gene bir atak var burada. Bir boşalıyor, bir gidiyor ya, dur bakalım. Allah Allah. Vallahi ne bekliyoruz? Biz çupra bekliyoruz ama abi sen... Abi çupra değil de. Demin Lidaki yakaladık ya. Evet. O iki balık mı yoksa? Evet, iki abi, balık, evet. İki tane. Evet abi. Şaka gibi. Demin de böyle şaka oldu. Aynı çekim. Bu sefer fotoğraf çekeceğiz. Aynı çekimin tekrarı gibi. Hemen küçüğü önce salıyoruz. Lidaki. Abi şunu salalım abi. Bine buna. Hemen küçüğü salıyoruz. İncitmeden yavaşça. Evet, evet, evet. Hemen gitti zaten. Onu bir izleyicilerimize izlettiriyoruz, bir tanısınlar. Bu İzmir'in meşhur al yanaklı balığı. Al yanaklı Lidaki, Cüneyt, evet, Bey. Siz de bakabilirsiniz zaten Cüneyt Bey. Zaten şeyde al yanak diye geçer. İkimize birden bir balık geldi. Oo, ha. Güzel. Hadi inşallah ben, bana da iyi bir şey geliyor gibi. Bakacağız. Fangiri. Fangiri mi? Fangiri'ye benziyor. Hmm. Fangiri. Evet. Bakalım. Güzel. Bak. Dur, ikimiz birden bir fotoğraf çekelim böyle şimdi de. Ama bu böyle al yanaklı. Bu da pembe dudaklı. Güzel oldu. Evet. Parladı abi. Evet, parladı. Değil abi, değil. Çupra mı? Beyaz bir şeydi. Çupra da olabilir. Al yanak. Evet. Al yanak. Bugün al yanaktan gidiyoruz. Al yanak abi. Çupra. Bugün al yanaktan gidiyoruz. Ama bu biraz daha iri diğerlerine. Biraz daha iri. Cüneyt, evet, Bey. Güzel. Cüneyt Bey de baksın. Cüneyt Bey lütfen bakar mısınız? Lütfen. Lütfen. Abi. Sanki şapka gitti gibi. Evet, şapka galiba belli oldu gibi. Son. Tabii ki maç 90 dakika bitmedi ya. Ama. Takımlar konusunda. Şimdi iki takımı da siz hazırladınız, ben biliyorum. Tabii canım. Var bir özellik var ama yani. Yani silahlar. Başka bir şey de mi? Takımları siz hazırladığına göre silahlar eşit. Yani. El hassasiyeti mi değişiyor? Yok. Ustalık. Tamamen ustalık abi. Tamamen ustalık. Yani Cüneyt Bey sağ olsun takımı hazırladı, bana verdi. Al yanak, mercan. Akşam misafir gelecek de değil mi? Evet, akşam misafir gelecek de yakalanacağız artık. Kovayı doldurmamız lazım. İyi, hadi bakalım. Allah Allah, balık bu tarafta demek ki şimdi. Bir Ahmet Bey, bir ben. Ama ben şapka işinde yokum zaten, biliyorsunuz. Ben de geçerli değil. Siz taşın üstü. Ben klasman dışıyım. Taşın üstüne siz oturuyorsunuz. Bak ya. Balığın teknenin bu tarafında balık var, bu tarafında balık yok. Evet, evet. Başladık Cüneyt Bey çamur yapmaya. Ama bak güzel şey yapıyor bak. Maşallah, maşallah, evet. Evet. Bunları ikişer ikişer tutmamız lazım ama şu anda böyle. Sadalya mı? Yok. Bu sünnese gelmiş. En üstteki sünnese. Alttaki iki tane sardalyaydı, üsttekiler şeydi. Beyaz bir şey parladı da. Evet. Doğrudur. Evet abi. Karagöz mü? Karagöz. Tabii Ahmet Bey'e bu karagöz yakışmaz. Yanaktan, evet, geldiği için. Hemen. Hemen ne yapıyoruz bunu? Hemen incitmeden. Yavaş yavaş salıyoruz. Bak, hop, gitti bile. Gitti bile. Ne kadar güzel, evet, bak. Evet. Evet, Cüneyt Bey pes atmaya başladı, yer değiştirelim demeye başladı. Yok. Gene ilginç bir şey geliyor ama bakacağız. İlginç diyorsun, uyuz ediyorsun bizi abi ya seninle. Ya her balon vuruşu farklı. Evet. Şimdi mercan kafa atıyor. Evet. Karagöz de çupra bazen kafa atar, bazen kuyruktan şey yapar. Yer bazısı hiç kıpırdamadan gelir. Şimdi bu ne yapıyor abi? Mesela gelişinden. Bu sanki şöyle böyle yapıyor ama. Allah Allah. Anam, kırmızı bir şey. Mercan mı? Yok.
Bak bu da ilginç bir şey, gördün mü? Allah Allah. Bak kanatları var sanki. Evet, evet. Bak, şimdi bunu hemen salacağız. Evet. Bu kırlangıç. Bak şu güzelliğe baksana ya. Bunlar yenmiyor mu abi? Yenir ama bu çok bak. Büyüyor zaten. Bu ufak, ne gerek var? Evet. Biz bunu hemen şey yapacağız. Evet, bak yavaşça salıyoruz yine. Şu dokungaçları bak, şunlarla yürüyor bir de suyun altında bu. Evet. Çok ilginçtir. En az zararla salacağız şimdi bak. Evet. Şimdi baksana şu. Evet. Evet. Yok yok bak. Bak gitti, gitti bile. Gitti bile evet. Oo, o iki tane birden mi yoksa? Kaçmasın. Kaçtı. Kaçıyor. Kaçtı. Salalım mı? Salalım. Şey, ya gitti, siz şapka yok bugün size. Şapka gelmiyor. Takoz gibi atapot giyiyor. Güzel de ama yani. Yok böyle bir şey. Abi zaten atapot yok, şapka şeye girmiyor şapkaya. Çünkü niye, o atapot oltası var bizde yok. Bana ne? Evet, atapot oltasını bir gösterelim izleyicilerimize. Evet. Şimdi üstü pırıltılı çelik parçalarıyla dolu. Ve onlar da balık şeklinde yapmışlar. Bir de şöyle bir oltası var. Bu ahtapot bu şu iğnelere girmesi lazım. Girmediği için tutulamadı. Bir tane kefal koymuş, yarım kefal. Tamam. Normalde böyle geliyor ve ahtapot şu iğnelere takılıyor. Ama bugün Cüneyt Bey'in şanssız günü. Şimdi yer değiştireceğiz. Cüneyt Bey benim avlandığım yere geçecek. Ben onun avlandığı yere geçeceğim. Bakacağız. Bakalım balıkta fark olacak mı, olmayacak mı? Buradan devam edelim abi. Bir şey yoksa yani... Rast gelsin. Cüneyt Bey'den bugün bir şey yoksa abi, beni çekmeye evet. Devam ediniz abi. Evet. Yapacak bir şey yok Cüneyt Bey. Evet, bak şimdi bizim balıklar belli. Oradaki balıklar da belli. Bu... Geliyor mu sesleri? Hadi bakalım ama. Allah kaçtı galiba ya. İkiniz birden birbirinizi mi tutuyorsunuz oldu? Hayır, ben seni çekmiyorum. Oradan bir beyaz bir pırıltı geldi. Geldi mi? Evet. 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 Burası aldı balığı gene. Evet. Şu. Evet bu abicim bu. Evet biz onu çene yapalım. Evet bu. Evet. Bu. Çıpraya yalnız çekmiyor. Bu evet. Çek kanka iki tane. Evet. Allah en sonunda yakadı. En sonunda yakadı. Hadi hadi bak yüzü güldü. Renk değişti. Gene de yer değiştireceğiz ama en sonunda. Gene kulaktan yakalamadı. İki tane alamazsın yine. Yok tek ya. Yem de kullandın. Yem. Sürünüyorsun sardalya yine abi her zaman olduğu gibi. Ya koca ahtapot gitti be arkadaş ya. Ama şimdi izleyicilerimize anlatalım. Senin bir ahtapot oltan vardı. Evet. Bir de normal yine mercan oltası. Evet, yine çıkıyor yakaladı. Normal mercan oltası vardı. Böyle döndürebilirsin şimdi senin oltayı anlatıyorum. Evet. Mercan oltası vardı. Şimdi ahtapot oltasını topla da şey kaçırmıştır balıkları diye. Belki o da gelmedi. Toplarken yaklaşmadı belki. Ahtapot da varmış üstünde zaten. Bahaneyi ona bulduk. Ben şimdi sırf sardalya taktım, atıyorum. O ara Ahmet Bey balık tuttu. Hatta benim oltaya balık geldi. Bir de Cüneyt Bey balık tuttu. Cüneyt Bey'in öbür oltaya çupra takılmış. Öyle geldi. Güzel bir organizasyon oldu. Sanki kurulacakmış gibi. Yani öyle bir kendi kendine doğaçlama bir şey olduk. Yeni göremedim ya. Geldi. Ay evet, sağ ol. Hepsi aynı böyle. Standart gibi ya. Kesim standart. Aynı. Evet. Bu lidaki diyoruz. Bu dairelerine çupra oluyor. Kaba lidakisi var. Evet. Bir de bu küçüğüne ölçeceğim. Bakalım. Küçük olarak kaç santim? 20. 20 mi? 20. İdealde 20 santim çıktı. Herhalde şapkanın sahibi belli oldu. İzleyicilerim de bunu takdir ederler. Evet. Ölçeceğiz daha ya. Evet. Ölçeceğiz daha. Valla gene bir çıpra. Bak nasıl geliyor. Altta da bir şey var galiba. İki tane. Gene iki tane. Hiç tek çekmez mi bu arkada? Alttakini gibi. Hemen salıyoruz kale gözü. O fazla dışarıda kalmasın çünkü çabuk. Çıprayı şey yaptık evet. Ama. Evet. Ondan sonra içeride tutacağız. Bunun ne kadar az dışarı durursa o kadar iyi. Salıyoruz. Gitti. Evet, çıprayı görelim mi izleyenimiz? Abi şöyle. Cüneyt Bey de görsün. Cüneyt Bey. Gördü de akşama kadar. Cüneyt Bey de görsün. Evet. Hadi bakalım. Bizim daha. İşimiz bu. Ahmet Bey iki tane diyor. Hadi bakacağız. Allah! Seni Ahmet Bey'le aramızda da Cüneyt Bey'in oltası evet, var. Evet, aramıza girdi. Hesaplığından aramıza girdi.
Yok. Evet. Ama yani şaka gibi ama şaka sadece gibi balık abi, bizim aldığımız yerde oluyor. Bugün de çok şanslıyım abi. Tek balık olsun, büyük olsun. Hadi. İnşallah. Hadi bakalım. İnşallah. Abi. Bana da geldi. İki tane. İki tane gene. Evet abi, iki tane. İki tane gene. Gene bu ikisi de şey. Vallahi iki tane. Onun da bir fotoğraflayacağım ama. Şimdi benim altıda da var bir balık. Var. Bir bakalım. Yok, tamam. Tamam, benimki tüydü. Sevgili Yaban TV izleyicileri. Cem Kaptan'ın gündüzü bir maceranın daha sonuna geldik. Hatta Ahmet arkadaşımız bu repliği ezberlemiş herhalde. Arada var. Evet, doğru. Güzel, keyifli bir av günüydü. Yaklaşık 3 saat bir av yaptık. Yemimiz azdı. Evet. Hatta buradan biraz da sardalya aldık gittik. 1 kilodan az sardalya aldık. Şöyle ki sardalya 6 liramış, biz 5 liralık sardalya aldık. Öyle yola çıktık. Yemimiz bitti. Erken dönmek zorunda kaldık. Ama gayet keyifli bir av günü oldu. Beklemediğimiz kadar çok vidaki, kabalidaki çıpra aldık. Mercan aldık. Güzel bir av günüydü. Tabii ki her zamanki gibi iddiamız vardı. Evet. Bugünkü iddiamız Cüneyt Bey ile Ahmet Bey'in arasındaydı. Ama iddiayı sizler de fark ettiniz ki Ahmet Bey kazandı. Ahmet Bey kazandı. Hediyemiz de bugün için Ahmet Bey'in oldu. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de tebrik ederim. Gerçi en büyük balık ama bende ama. Ama ikinci oldunuz yani. He? Yeah. İki kişiydik ama. Tabii. Verimizi de takalım. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Var. Ertuğrul şapka benim diyor. Ben daha çok tuttum diyor babamdan ama şimdi Hasan Bey'de bir atak var yani. Ha, üç poros. Üç poros, üç poros. Yenilecek boyda bir üç poros. En sevmediğimiz balık diye kavruyor. Ama tadı güzeldir yani. Üzüm nasıl gidiyor Altay Bey? Çok çok ağır ağır çekiyorum bir şeyler. Ucunda var ufak bir şey ama. Bakarsın yolda kalamar atlar. Belli mi olur? Ne yağmur başladı. Boğumuzda bir mercanımız, bir tane gözümüz. İki tane de izmaritimiz görünüyor. Üçüncü izmarit geldi. Evet. Hemen ne oluyor? Ne oldu? Boş mu? Evet. Hay Allah. Babanınki de boş mu? Hemen yiyorlar. Babanınki de boş mu? Kafama atıyor, nasıl geliyor? Bakıyor. Sağına bakıyor. Bak. İyi, hadi bakalım. Hadi şey olmasın. Çek, hadi çek, bakalım, çek, çek bakalım. Babayı geç. Oo, baba o çekiyor. Hadi bakalım, babanı geç. Oo, güzel ama bu. Tamam, babanı geçeceksin. Güzel, o da fotoğraflık.
Ertuğrul'unki daha büyük. Ertuğrul'unki kaçtı mı Ertuğrul'un? Yok, kaçmadı. Beraber ikinizi tuttuktan şey yaptık. Ertuğrul kaçtı herhalde. Ertuğrul yok. Kaçmadı. Kaçmamış da olabilir ya. İkisini yan yana bir fotoğraflayalım. Hadi ona. Gelirken de kapağı atıyor mu? Çatıyor galiba ya. Atıyor. Bak bu güzel oldu bak. Sen de ona kapağı at Ertuğrul. Baban ikisinden daha büyük sanki. Ooo! Baban ikisi kadar hadi, var herhalde. İkinizi yan yana bir patlatmayacağım ben şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sevgili size. Ertuğrul Bey'e yemin ederim ki büyük bir çocuğu. Hadi bakalım. Şapkayı kaptı galiba. Öyle görünüyor. Çok kaptı, acele kaptı. Etme. Valla. Yavaş yavaş. Şu köpçeyi... İçeriden kepçeyi asa alın. Nerede kepçe kaptın? Sağ tarafta. Sağ tarafta? Evet, o yastıkların altında. Al yukarı, al yukarı, al yukarı. Al yukarı, al yukarı. Al yukarı, al yukarı. Allah'ın kim yastıkları salçadı. Salçadı ama sen bu arada onu bir fotoğraf da salın. Al eline. Al yukarı. Hah, saldırın onu. Zaten yine de kurtuldu. Al eline. Ama sen gene de şey yap. Hasan abininki de baya büyük. Fotoğraf çekelim. Oğla baba. Oğlan ucunu şey yaptı. Tamam onu yapacağız dur. Evet kenardan satıyorum. Tamam. Sevgili Yaban TV izleyicileri. Cem Kaptan'ın günlüğünde bir maceranın daha sonuna geldik. Bugün hem İzmir'den hem Afyon'dan misafirlerimiz vardı. Afyon'dan gelen misafirlerimiz baba oğul. Evet. Hasan Bey ile Ertuğrul sabah tanıştınız. Altay Bey de İzmir'den geldi. Sağ olsunlar. Sık sık uğrarlar. Hatırımızı sorarlar. Bir de balıkların hatırını sorarlar. Bugün biraz yağmurlu, biraz rüzgarlı bir havada, lodosa yatık bir havada denize açıldık. Yaklaşık 3 saat kadar kaldık. Yeterince balık tuttuk ama hava biraz sertledi, daha fazla sertledi. Hadi dayanırız dedik, olmadı. Geri döndük. Biraz mercanımız, bir tane fangirimiz, saldığımız bir tane güzel ahtapotumuz var. Biraz izmarit aldık. Yiyecek balığımız oldu. Yem olarak sünnes vardı, mamum vardı, sardalya vardı, karides vardı. Ne isterseniz vardı. Balık aslında ilk iki yer değiştirdik. İlkinde biraz keyifsizdi. Bir mercan, bir karagöz aldı Altay Bey. Biz izmarit alınca yer değiştirdik. İkinci yerde herkes balık aldı. Hatta bir tane de barbun kaçırdık ama onu görüntüye giremediği için onu söylemiyoruz. Onun dışında sabah hedef balıklarımızı saymıştık. Evet. Hedef balıklarımızı tam tutturduk mu tutturmadık mı bilmiyorum. Mercan fangiri tuttuk, karagöz tuttuk, çıpras tutamadık. Kalamar tutamadık ama hedef balığını tutturan bir arkadaşımız var burada. Anlat bakalım bize. Ertuğrul. Nasıl oldu? Gelirken ne yaptı? Bir şey yaptı mı? Çok zorladık ya senin sahibi. Olta böyle kamış şey yaptı. Evet, oltayı çekerken yani böyle olta sanki büküldü. Büküldü, bayağı büküldü. Büküldü. Bayağı da zor geldi zaten. Sonra yukarıya aldık. Aa dedi, benim hedef balığım dedi, böyle de sevindik değil mi? Evet. Sen daha önce balık avına çıkmış mıydın? Hayır. Aa biz deniz tatlısı da balık avına da çıkmadı mı? Deniz kenarında bırak şeyde. Ha, Afyon'da hiç balık yok mu? Göl mü yok mu? Gölde tuttuk. Ne tutmuştun? Sazan. Oo ne kadardı? Boyu yok, bu kadar var mıydı yani anlamında? Şöyle falandı. Oo sana göre bayağı falan büyükmüş. Evet. Ertuğrul'a göre. Ama 20-30 tane tuttuk. Oo aferin. Ama bundan sonra denize mi gidersin? Göl kenarında mı avlanırsın? Bilmiyorum. Bugünün
Şanslı ismi hedefindeki balığı tuttuğu için sadece çünkü ahtapot tutacağım dedi. Evet. Ertuğrul'u tutacağız ve tebrik ediyoruz. Ha. Buyurun bakalım. Eliniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel ve keyifli bir gün oldu. Biraz kısa oldu ama keyifli gün oldu. Evet. Hoşça kalın. Hep yabanda kalın.